Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bahçemde ve masamdayım yine. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız ben bu lilyumlarımla oldukça iyiyim. Bu hafta böyle lilyumlarla uğraşıyorum. Değişik değişik sizlere videolar çekmeye çalışıyorum. Arkadaşlar lilyum soğanlarımızın birçoğunu söktük. Niçin eldiven yiyorum? Toprak karacağım. Toprak karıştıracağım. Ondan sonra Allah nasip kısmet ederse lilyumlarımızı ekeceğiz. Şimdi bir dünya lilyum söktük. Bakar mısınız? Gözlüğümü de alayım. Hatta şöyle. Gözlüğümü de silip takayım. Arkadaşlar bir dünya lilyum soğanımız var. Söktük. Hala sökmeyi bekleyen lilyumlarımız var. Allah kısmet nasip ederse onları da sökeceğiz. Bu lilyumları hatta daha dün söktüm ama ben yetişemedim. Birçok işim var. Yani bu lilyumlarla ilgili birçok işimiz vardı. Çünkü döküyorsun, bazısının toprağı kötü oluyor. Onun toprağını değiştirmen gerekiyor ya da havalandıracağım bir gün. İşte temizliyorsun, havalandırıyorsun. O yüzden dolayı dün söktüm. Bunlar, şöyle göstereyim, bunlar seneye açacak. Büyük büyük lilyum soğanlarımız. Bakın. Bunlar zaten 4-5 yıllık soğanlar. Sürekli dışlarını üretim için aldığımız için işte açacak büyüklüğe de bırakıyoruz. Mesela bak bundan bu yıl almamışım kenarından. Ekerken bunun kenarından alacağız ve üretim için kullanacağız. İnşallah. Ama şimdi bunları ekerken bir de bunlar yanlarında yavru soğan üretiyorlar kendileri. Onları da ayrı ayrı ekeceğiz. Bunlar açacak olanları gerçek anne büyük saksılara ekiyorum. Seneye açıp açmayacak gibi tereddütte olduklarımızda küçük minik saksılarım var, onlara ekiyorum. Nasıl ektiğimizi göstereceğim, ne işlemler yaptığımızı. Şimdi arkadaşlar bunlar şöyle göstereyim. Oldukça güzel büyük büyük soğanlar var. Tabi bunların arasında açamayacak kadar yavru soğanlarımız da var. Birçok yavru soğanlarımız var zaten. Bir de daha sökmediklerimiz var. Onlardan da çıkacak. Bunların arasından da söktüklerimiz arasında sattıklarım var. Söz vermiştim 20-25 tane kadar bazı arkadaşlara. Onları yolladık. Tabii ki sattığımız için en güzellerini hazırladık, yolladık. Bunlar artık kimseye vermeyeceğimiz gibi. Çünkü şeyler açacak olan anaçlar belli. Bu anaçlardan ikişer tane veya en fazla üçer tane ayırdım kendime. Diğerlerini sattık. Şimdi artık bunlardan isteyen de olsa veremeyiz. Çünkü kendimize kalacak olan saksılar her renkten, işte en fazla bakın arkadaşlar 3 tane var. Bunlar da muhtemelen kendimiz ekeceğiz ve bunlar ekeceğiz. Baharda yaza bize gene yavru soğanlar yapacak. O soğanları yetiştireceğiz. İşte öyle dönüşümlü olarak, kademeli olarak yapıyoruz bir şeyler. Allah nasip kısmet ederse ekelim bakalım şimdi. Şimdi arkadaşlar bunları ekeceğiz. Bakın. Böyle güçlü soğanlarım var, çok güzel. Onu böyle buraya koyuyorum. Karışık renklerde değil. Tabi bazen zaman zaman soğanlar karışıyor. Karışık olmaması için de böyle belirli bir şekilde ayırdım soğanlarımı. Şimdi oldukça büyük bir saksım var burada. Ona bu 3 tane güzel soğanımı ekiyorum. Şöyle. Burada da 3 tane aynı cinsten, aynı renkten, aynı cinsten başka bir renk soğanım var. Arkadaşlar bunlar lilyumlarımın en kalitelileri diyebilirim. Soğan çevreleri 20 cm'nin üzerinde.
Yani ilk soğanlarını tabii ürettim. Bunlar şimdi benim ürettiklerim, fakat ilk anne soğanları aldığım çok güzel bir site, güvenli bir site var. Oradan aldım. Çiçek soğanı satan bir site. Yorumların altında merak ederseniz, almak isterseniz nereden aldığımı, ilk aldığımda bunları 4-5 yıl önceki aldığım yeri sorarsanız sizlere söyleyebilirim. Yorumlardan yazabilirim. O güvenli siteden aldım ve o şekilde ürettim. Her aldığım soğan çok güzel geldi oradan. Şimdi artık soğan almıyorum. Zaten kendim üretiyorum. Ama bir şeyler üretmek için de illa baştan almanız gerekiyor. Bakın arkadaşlar. Bunları hatta şöyle birkaç soğan dişi de bazılarından ayıralım. Çok fazla olmamak şartıyla koyduk. Arkadaşlar bunları hep ekip açacak olan soğanlarımızı ekiyoruz. Büyük büyük, kocaman kocaman dilim soğanlarımız. Şimdi bu saksılara kış olduğu için 4'ten 5 tane de ekebiliriz. Hele buna mesela 5-6 saksı, yazda kışta olsa bu saksımız çok büyük. Buna 5-6 tane de ekebiliriz. Böyle 4 tane. Bakın arkadaşlar 5 tane koyduk. Şöyle yapalım. Yine böyle bir saksımız var. Fazla olan köklerini kopartabiliriz. Şimdi bugün 2, 4, 6 ama arkadaşlar daha birçok soğanımız var. Gördüğünüz gibi ekilecek. Tabi bunlara daha sökülmemiş soğanımız da var. Bunları şimdi artık havada kararıyor, yarına bırakacağız. Şimdi ektiklerimizi arkadaşlar ne kadar derine ektik? Yazın ekeceğimizden biraz daha derine ektik ki kışın üşümesinler. Burada böyle bahçe toprağımı ve tohumumu karıştırmıştım yine. Onlarla şimdi böyle saksılarımızın üstünü kapatacağız. Arkadaşlar şimdi eğer yaz olsaydı saksımızın doluluğunu bu şekilde bırakırdık. Daha çabuk filizlensinler, daha çabuk hani güneşi böyle ılık havayı alsınlar diye, ama bu şimdi kışın aksine, kışa hazırlıyoruz çünkü biraz daha derine ekiyoruz ve biraz daha bolca toprak koyuyoruz üzerine. Toprak seviyesi, saks seviyesine ne kadar dolduralım ki dilyumlarımız kışın üşümesinler. Şimdi arkadaşlar ben bunları daha önceki videolarımda da söyledim ama tekrardan söyleyeyim. Kasım sonuna kadar bahçemde duracak. Kasım sonu birazını ya bodruma indireceğim ya da işte bu masam büyük, masamın altına da koyuyorum. Masamın altı almazsa bodruma da indiriyorum veya merdivenlere koyuyorum. Kışın bir şekilde korumaya alıyoruz dilyumlarımızı. Dolduralım. Şimdi bir kere mahsus sulayacağım dilyumlarımı fazla olmamak şartıyla. Ondan sonra bir daha ne zaman yağmur yağarsa sulanacaklar. Bir daha yaza kadar dilyumlarımızı kendimiz sulamayacağız arkadaşlar. Ama çok havalar, mesela lodos olur, ılık havalar olursa o zaman biraz sulayabiliriz. Ama soğuk havalarda sulamamızın anlamı yok. Suladığımız zaman don olursa dilim soğanlarımızı dondurabiliriz. Ama tabi bazı bahçelerde şeyler var. Sürekli yaz kış bahçede duran dilimler var. Bahçe toprağında ekili. Ama bahçe topraklarımız biliyorsunuz ki suları dibe doğru çıkıyor. Üstte yüzeyde durmuyor bahçe sularımız.
bahçe topraklarımızda. Toprağın altına emdiği için çürüme olmuyor bahçede ekinlerde. Ama saksılarda olduğu zaman fazla sulandığında çürüme olur. Ya da işte donduğunda, soğuk havalar olduğunda da donma olur. O yüzden sulamıyoruz. Belki işte güzel ılık havalarda kış içinde bir ya da iki kere sularsak sulayacağız. Arkadaşlar, lilyumlarımızı ektik. Üzerlerine toprağını doldurduk. Allah nasip kısmet ederse, bu saksım yarım kaldı, ona da birazdan koyarım. Allah nasip kısmet ederse yaza güzel güzel lilyumlarımız olacak. Kışı güzel, kışı sağlıklı bir şekilde atlatabilirsek yaza da çok güzel lilyumlarımız olacak. Yine onları inşallah açtığında sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar, lilyum ekimi böyle. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayınız. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, çiçekli kalın.